Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir Risale-i Nur dersinde daha birlikteyiz. Bildiğiniz üzere epeyce bir zamandır Haşir Risalesini konuşuyoruz. 10. söz diğer adıyla. 10. sözde tefekkürlerimizde ikinci işarete geldik. Bugün de inşallah ikinci işaretin finalini yapacağız. İnşallah diyorum. Tabii belli olmuyor sağımız solumuz. Bazen satırlar, cümleler bize kısa görünüyor ama konuşmaya başlayınca açılıyorlar. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bir inayeti, lütfu, keremi. Ama ondan önce reklamlar. Bugün size bir kitaptan daha bahsetmek istiyorum. Risale-i Nur'un tariflerine göre ıstılahlar ve anahtar kelimeler. Eserin ismi bu. Risale-i Nur'un tariflerine göre ıstılahlar ve anahtar kelimeler. Nesil Yayınlarından çıkmış bir eser bu. Bir heyet tarafından hazırlanmış. Heyetin başında Kenan Demirtaş Hoca var. Kenan Demirtaş Hoca, daha evvel de bahsettim, benim gözümü Risale-i Nur'a açan kişidir. Aynı zamanda elbette Risale-i Nur hizmetinde önde gelen birisidir. Kendisini çok göstermek istemese de pek çok ilmi eserin arkasında onun kalem hakkını, ilim hakkını biliyorum vardır ama kendisi pek bahsetmez. Burada da yine ismini koydurmamış zaten. İçinde belki bir yerde geçiyordur. Bir takdim kısmına bakayım. Orada bile ikinci sırada geçiyor yani. İlk sıraya koymamış. Elbette bu heyetteki isimleri anmak lazım. Onları söyleyeyim. Hazırlayan heyette Mehmet Fırıncı abi ve Mehmet Nuri Güleç abi. Bediüzzaman'ın talebelerinden bildiğiniz gibi. Bu sene vefat etti. Cenab-ı Hak rahmetiyle sarsın sarmalasın onu. Onun ardından Kenan Demirtaş Hoca, İkram Arslan, Bircan Erden abla, Türkan Çakırcı abla, Nuran Semiz Aslan, Seda Nur Özbey. Bunların bu eserde emekleri var. Peki eser nasıl bir eser dersek, isminden de anlaşılacağı üzere bu eser bir sözlük çalışması gibi. Yani Risale-i Nur'un kelimelere verdiği anlamları yine Risale-i Nur'un içinden metinlerle izah eden bir eser. Her ne kadar ufak ufak parça parça başka sözlüklere atıflarda da bulunsa da asıl merkezine Risale-i Nur'u alan, Risale-i Nur'da kelimelerin izah edildiği, üstadın kısmen veya tamamen izah ettiği kelimeleri oralarda bularak, bütün külliyatı tarayarak, oralarda bularak derleyen, toplayan bir eser olmuş bu. Bu eser tabii ki de böyle bir kitap, bir roman, bir ne bileyim inceleme araştırma eseri gibi okunamaz. Öyle bir yapısı yok. Ben mesela bugünlerde, bugün yarın bitiririm herhalde, sonuna yaklaştım. Bunu parça parça okudum. Her zaman masamın üstünde kitaplarımla beraber duruyordu. İşte bir kitabı okuduğumda arada bir bunu da elime alıp bir kelime iki kelime okuyordum içinden. Öyle öyle finaline geldim. Böyle sürükleyici bir şekilde okunacak bir kitap değil ama şöyle bir faydası var. Risale-i Nur hakkında yazmak isteyenler için bunu özellikle söylüyorum. Eğer bir kavramın arkasını kovalayacaksanız, böyle bir niyetiniz varsa, sizden önce kovalanmış halde bu eserde bulunuyor yani. Mesela diyelim ki inayet kelimesi. Bu kelimenin arkasından bir şeyler yazmak istiyorsunuz Risale-i Nur'da. O kelime külliyatta kaç şekilde geçmiş, ne anlamlar verilmiş, hangi bahislerle irtibatlandırılmış, bu eserde görebiliyorsunuz. Böyle bir faydası var bu eserin. Yani Risale-i Nur üzerine çalışacaklara söylüyorum. Hatta bundan birkaç ay önce Risale-i Nur hakkında makaleler de yazan bir hocamız, yani güzel makaleleri de var İşaret-ül Cezm falan üzerinde, bana yazdı, Instagram'dan mı yazdı bir yerden mi, hani böyle bir çalışma var mı diye sordu. Bu çalışmanın da haberi yok. Yani Risale-i Nur'da kelimelere nasıl anlamlar veriliyor, kaç anlamda geçiyor falan, böyle bir şey var mı ya dedi. Ben gene bir çalışma yapacağım ama lazım oldu dedi. Ben de dedim hemen hazır, işte bu şey çalışma var dedim. Risale-i Nur'a göre ıstılahlar ve anahtar kelimeler. Onu da inşallah işini görmüştür diye umuyorum. Dediğim gibi çok önemli bir eser ama biraz daha ne diyelim,
daha sonrasında yapılacaklar için yol açan bir eser. Ha, öyle söyleyelim. Şimdi bu eser bugün fark edilmez büyük ihtimal kıymeti. Ya, zaten yani söz basımın bu konuda maalesef bahtı pek güzel değildir yani. Emeklerinin kıymeti çok sonralara takdir edilecek bence. Yaptıkları çalışmaların değeri. Ama sonrasında buna çok atıf yapılacak. Eğer dipnot veren bu konuda hakkaniyetli birilerine denk gelirse, çalışmalarda bu eserden yapılan destek, kaynaklık çoklukla anılacak. İleride makale yazmak isteyenlere çok yardımı inşallah dokunacak bir eser. Ben de size tavsiye edeyim bunu. Öyle hani şu kelime hangi anlamlarda kullanılmış, kaç yerde kullanılmış metinleriyle birlikte böyle bir şeye ilgi duyuyorsanız, işte Risale-i Nur'un tariflerine göre ıstılahlar ve anahtar kelimeler uygun bir çalışma diyebilirim. Evet, reklam kısmımız bitti. Şimdi ders kısmımıza geri geçiyoruz. Evet arkadaşlar, başlarken de söylediğimiz üzere 10. sözde mukaddime bölümünün için ikinci işaretinin bugün finalini yapmayı niyet ediyoruz. Fakat ondan evvel hep yaptığımız gibi sizi bıktırmak pahasına da tekrardan yılmadığım bir şey yapacağız. En baştaki ayet-i kerimeyi hatırlayacağız. Evet, Haşr Risalesi 2 ayet-i kerimeyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim ilk ayetimiz. Bismillahirrahmanirrahim aynı zamanda ayetlerin, cümle delillerin bidayeti. Yani Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti, uluhiyetin içinde rahmaniyeti, rahmaniyetin içinde de rahimiyeti, bize ayet ayet kendisini bildirmesinin gizli bir hazineyken bilinmek istemesinin sırrını saklıyor. Eğer Allah Rahman ve Rahim olmasaydı, ki böyle bir ihtimal mümkün değil, Allah'lığın gereği elbette böyle bir kemali ister, olmasaydı bize kendisini niye bildirsin? Muhtaç değil ki bize. Yani bizim ona yapabileceğimiz bir yardım var mı? Haşa. Veya neyden yoksun da biz onu karşılayacağız? İnsanoğlunun kibrine, ben mesela meleklerin hilkatini çok kendi dünyamda şöyle anlamlandırıyorum diyelim. Çok hikmetli buluyorum demek yanlış olur belki. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şey hikmetli zaten. Ya insanoğlunun böyle bir derse ihtiyacı var bence. Yani her taraf meleklerle dolu. Bize işte kutsi metinlerimizin anlattığı bütün galaksilerde, semalarda, bizim göremediğimiz boyutlarda, her yerde, yağmur damlalarında bile melekler var. Yani Cenab-ı Hak belki de bu kadar çok melek halk ederek insanoğluna şu dersi veriyor. İnsanoğluna ve cinlere. Yani benim tesbihat için öyle insan diye, cin diye bir şeye ihtiyacım yok. Yani beni övecekler çok. Ben istediğim kadar yaratırım. Hani bu noktada biz Allah'a tesbih ediyoruz. Biz Allah'ı çok iyi biliyoruz falan böyle diyor. Bir kibir olmasın. Hani gök yer meleklerle dolu. Sizin ayrı bir imtihanınız var. Hikmetim gereği yarattım ama buradan bir kibir de çıkarmayın der gibi sanki bu meleklerin çokluğu yanında insanın azlığı bana hep böyle düşündürmüştür yani. O açıdan Cenab-ı Hakk'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Cenab-ı Hak fazlından, kereminden, cömertliğinden, rahmaniyetinden, rahimiyetinden kendisini bildiriyor. Ayetlerini gönderiyor, peygamberler indiriyor bize. İçimizden seçiyor daha doğrusu. O açıdan Bismillahirrahmanirrahim bu ayetin başlangıcı olması mühim. İkincisi Rum suresinin 50. ayeti. Estağfirullah. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha inne zalike le muhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Kısa bir meali şöyle. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayeti, tekrar hatırlatalım. Bu ayet-i kerime daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile bize şunu hissettiriyor. Bahar haşrın delilidir ama bahara Allah'ın rahmet eseri gözüyle bakılırsa. Bahar haşrın delilidir ama bahara Allah'ın kudret eseri olarak bakılırsa, iki açıdan da, yani
Ait'in başı rahmet eseri diye başlıyor. Bitişi kudretten bahsediyor. İki perspektifte bize öneriliyor, buyuruluyor, emrediliyor daha doğrusu. Kur'an'ın tavsiyesi bize emirdir yani. Biz onun kullarıyız elbette Cenab-ı Hakk'ın. Yani baharı gerektiren rahmeti kavrarsak, haşrın muktazisi nedir? Niye böyle bir şey olsun ki? Niye yaratılalım ki tekrar falan diye bir şey sormayız diyor bize ayet. Daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile. Bir diğer şey, baharda bir sayfada birkaç günde bu kadar çok türü yaratan Allah'a, yani insan türü onu aciz bırakamaz ki insanı tekrar yaratamasın. Yani kudreti de imkan verir buna. İnsan ne ki? İnsan bir tane tür, bir tane canlı. Ama baharda olanlar yani say say bitmez. Ağacından, otundan, böceğinden, çiçeğinden, hayvanından tekrar topyekun bir canlanma var. Tabiri caizse, yani böyle ifadeler elbette sıkıntılı ifadeler ama yani bahardaki o kudret ihtişamını, şov demek çok yanlış da işte şey için kullanıyorum, fehmimize yaklaştırdığı için. Oradaki kudretin yapabildiklerini gösteriyor bize yani. O orada yaptıklarını anladıktan sonra insan, ya ben nasıl tekrar dirilirim diye sormaz yani. Bunu soramaz. Zaten görüyor sahada olanları. İşte Bediüzzaman o dediğini hep hatırlatıyorum. Hani bir sultan gör diyor. Dağları kaldırıyor, indiriyor, yıkıyor, yapıyor. Sonra da diyor misafirlerine çağırdığı yola bir tane taş düşmüş. Misafirleri geçemiyorlar. Sen diyorsun ki ya o taşı kaldıramaz oradan. Ya nasıl kaldıramaz? Dağları kaldırıp indiriyor. Böyle mantıklı bir şey olur mu yani? Böyle bir mantıklı iddia, buna mantıklı denilebilir mi yani daha doğrusu? İşte ayet-i kerimenin bize verdiği perspektif bu. Bu perspektif üzerinden tefekkürlerimizi yapıyoruz. Tabii ki de mürşidimizin daha buna eklediği, kattığı çok şey var. Bizim alabildiğimizin çok çok fazlasını o ayetten alıyor elbette. Tefsir usulü içinde, ehl-i sünnet ve cemaatin tefsir usulü içinde. İşte öyle öyle ikinci işarete kadar geldik. Yine ikinci işareti bir kere baştan sona okuyalım. Sonra tefekkür etmediğimiz kısmı tefekkür edelim ve bugün ikinci işaretle vedalaşıp üçüncü işarete geçmiş olalım inşallah. Eğer vaktimiz artarsa o zaman belki üçüncü işaretle bir okuruz, üzerinde bir parça konuşuruz. Çünkü üçüncü işaret kısa. Pekala, bismillah, ikinci işarete başlayalım. Hikayede bir Yaver-i Ekrem'den bahsedilmiş ve denilmiş ki, kör olmayan herkes onun nişanlarını görmekle anlar ki, o zat padişahın emriyle hareket eder ve onun has bendesidir. İşte o Yaver-i Ekrem, Resul-i Ekrem'dir aleyhissalatu vesselam. Evet, şöyle müzeyyen bir kainatın, öyle mukaddes bir saniyine, böyle Resul-i Ekrem, Işık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Çünkü nasıl güneş ziya vermek sizin mümkün değildir, öyle de uluhiyetle peygamberleri göndermekle kendini göstermek sizin mümkün değildir. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet kemalde olan bir cemal, gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin? Hem mümkün olur mu ki gayet cemalde bir kemali sanat, onun üzerine enzar-ı dikkati celbeden bir dellal vasıtasıyla teşhir istemesin? Hem hiç mümkün olur mu ki bir rububiyet-i âmmenin saltanat-ı külliyesi, kesret ve cüz'iyat tabakatında vahdaniyet ve samedaniyetini zülcenahin bir mebus vasıtasıyla ilanını istemesin? Yani o zat, ubudiyet-i külliye cihetiyle kesret tabakatının dergah-ı ilahiye elçisi olduğu gibi, kurbiyet ve risalet cihetiyle dergah-ı ilahinin kesret tabakatına memurudur. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet derecede bir hüsnü zati sahibi, cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini aynelerde görmek ve göstermek istemesin? Yani bir Habib Resul vasıtasıyla ki
hem Habib'dir, ubudiyetiyle kendini ona sevdirir, aynedarlık eder, hem Resul'dür, onu mahlukatına sevdirir, cemali esmasını gösterir. Hem hiç mümkün olur mu ki, acip mucizelerle, garip ve kıymetdar şeylerle dolu hazineler sahibi, sarraf bir tarif edici ve vasaf bir teşhir edici vasıtasıyla enzar halka arz ve başlarında izhar etmekle gizli kemalatını beyan etmek irade etmesin ve istemesin. Hem mümkün olur mu ki, bu kainatı bütün esmasının kemalatını ifade eden masnuatla tezyin ederek seyir için garip ve ince sanatlarla süslenilmiş bir saraya benzetsin de, rehber bir muallim tayin etmesin. Hem hiç mümkün olur mu ki, bu kainatın sahibi, şu kainatın tahavvülatındaki maksat ve gaye ne olacağını, müşir tılsımı muğlakını, hem mevcudatın nereden, nereye, necisin, üç suali müşkülün muammasını bir elçi vasıtasıyla açtırmasın. Hem hiç mümkün olur mu ki, bu güzel masnuat ile kendini zişura tanıttıran ve kıymetli nimetler ile kendini sevdiren Sani-i Zülcelal, onun mukabilinde zişurdan marziyatı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin. Hem hiç mümkün olur mu ki, nevi insanı şuurca kessete müptela, istidatça ubudiyet-i külliyeye müheyya suretinde yaratıp, muallim bir rehber vasıtasıyla onları kesretten vahdete yüzlerini çevirmek istemesin. Daha bunlar gibi çok vezaif-i nübüvvet var ki, her biri bir ruhan-ı kat'idir ki, uluhiyet risaletsiz olmaz. Uluhiyet risaletsiz olmaz. Uluhiyet risaletsiz olamaz. Şimdi acaba alemde Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'dan, şimdi şu cümleyi ben üç kere okuyorum ya, bu ders dinleyenlerden belki bazıları diyecek ya, söz basımda bu cümle acaba üç kere mi geçiyor? Hayır, onu ben yapıyorum arkadaşlar, böyle bir şüphe gelmesin aklınıza. Şimdi acaba alemde Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'dan beyan olunan efsaf ve vezaife daha ehil ve daha cami kim zuhur etmiş? Ve rütbe-i risalete ve vazife-i tebliğe ondan daha elyak, daha evfak, hiç zaman göstermiş midir? Hayır, asla ve kat'a. Belki o, bütün Resullerin seyyididir. Bütün Enbiya'nın imamıdır. Bütün Asfiya'nın serveridir. Bütün Mukarrebi'nin akrebidir. Bütün mahlukatın ekmelidir. Bütün mürşitlerin sultanıdır. Evet, ehli tahkikatın ittifakıyla şakkı kamer ve parmaklarından su akması gibi bine bali mucizatından, had ve hesaba gelmez delail nübüvvetinden başka, Kur'an-ı Azimüşşan gibi bir bahr-ı hakayık ve 40 vecih ile mucize olan mucize-i kübra, güneş gibi risaletini göstermeye kafidir. Başka risalelerde ve bilhassa 25. sözde Kur'an'ın 40'a karip vücuhu icazından bahsettiğimizden burada kısa kesiyoruz. Kısası buysa uzunu nasıl olur kim bilir. Biz burayı kaç gündür konuşuyoruz. Daha konuşsak neler çıkacak? İkinci işaret ne hakkındaydı? Dersler boyunca bunu özet olarak anlatmaya çalıştım. Nübüvvetin olmazsa olmadığını anlatıyor ikinci işaret. Peki Haşr Risalesi'nde niye böyle bir bahis var? Onu da şöyle izah etmiştik. Haşre imanın bir omzu Allah'a imana dayanıyorsa, diğer omzu da peygambere imana dayanıyor. Çünkü haşrin sabitliği gaybi bir haber olarak bir, Allah kainat ilişkisi üzerinden delillendirilebiliyor. İki, peygamber vahiy ilişkisi üzerinden delillendirilebiliyor. Yani akli delilleri var, nakli delilleri var. Haşrin akli delilleri, Allah, kainat, oradaki isimler ve bunların muktazileri, sonsuzluğa atıfları üzerinden konuşuluyor. Suretlerde onu bir parça yaptık. Sadece rahmet ve kudret değil, adalet, düzen,
ölçülülük, cömertlik, kerem gibi bir sürü şeyden Üstad Hazretleri aynı o ayetteki mantığı kurgulayarak, formülü alarak, yerlerine başka şeyler koyarak, başka Esma-ül Hüsna'yı yerleştirerek, sıfat-ı ilahi yerleştirerek formülün tekrar çözümlemesini yaptı. Biz gördük ki evet, bunlar da haşrı gerektiriyor. Bu akli delildi. Kainat Allah ilişkisi üzerinden, yani kainatın Allah'a olan ihtiyacı ve Allah'ın isimlerini ne diyelim yansıtmadaki eksikliği, güç yetiremezliği, faniliğinden kaynaklanan, sınırlarından kaynaklanan o durumu, o aczi, o yarımlığın tamamlanacağı bir yere işaret ediyordu. Her defasında, her surette, o temsil hikayeciğin her parçasında oraya bir gittik yani. Bu akli delil dedik. İşin bu kısmı akli deliller. Bir de bu tarafta nakli delillerimiz var bizim. Bize Cenab-ı Hak kelamıyla da, nasıl ki Kevni şeriatında delillerini koymuş haşrin, bahar bir delildi mesela. Aynı zamanda vahyinin içine, kelam isminden gelen şeriatın içine de haşrin delillerini koymuş. Bak, şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. O ayet-i kerimedeki fenzur ila eser rahmetillahi keyfe yuhli arda ba'da mevtuha ila ahir. Oradaki şeyde, düzlemde, düzende bakın hem akli delili var hem nakli delili var. Allah'ın rahmeti, kudreti, bunları bir anlamda vahiyin içinde yer aldıkları için nakli delil de sayabilirsiniz. Ama bahar, o varlıkta görüyoruz, her an yaşıyoruz. O akli bir delil. Onunla rahmet ve kereme, rahmet ve kudrete bağlanmak, akli üzerinden, vahiy üzerinden bunu öğrenmek, yani Allah'ın rahmetini ve kudretini vahiy üzerinden bilgi olarak öğrenmek işin nakli delil kısmına giriyor. İlahi, burayı uzatmayayım fazla. Yani bu iki düzlem lazımımız, zaten dinimiz de bu iki düzlemin bütününden oluşuyor. İslam sadece nakli delillerden değil, akli delillerden de oluşuyor. Ama şu şey çok yanlış. Ya İslam akıl dinidir. İslam akıl dinidir ama sadece ondan ibaret değildir. Akıl akıl olursa, akıl istikametli olursa, akıl naklin abiliğini kabul ederse, o zaman o akıl elbette İslam'ın her şeyini anlar. Her mevzudaki hikmetini kavrar. Ama o akıl akıl değilse, Bediüzzaman'ın tabiriyle naklin abiliğini kabul etmiyorsa, her şeyi ben bilirim, benim gördüğüm kadardır, benim tayin ettiğimdir, doğru olan falan gibi böyle kalıplayıcı bir şeye girmişse, küçüklüğünü unutmuşsa, o şımarıklığın neticesi olarak şaşmaya başlar. İslam böyle bir aklın dini değildir arkadaşlar. Böyle bir akla hizmet etmeye de kendini mecbur bilmez. Onun doğru dediğini doğrulamaya da kendini mecbur hissetmez. Bugün mesela çok yaşadığımız tartışmalar var. Dinin füruatına, bazen de esasına dair mevzular. Onlarda adamlar bakıyorsun, ya işte bu zamanda şu mu olur? Niye olmasın? Yani bu zamanın koşullarını kim belirliyor? Ne belirliyor? Hangi yetkiyle? Ya biraz böyle işin ontolojisine, temeline, yapısına gittiğiniz zaman bakıyorsunuz ki yani bir şey yok, senin dediğinin altı da boş. Sanki zamanın bir şeyi var, şekli var, ruhu var, aklı var da o mu benim zamanımda bu olur, şu zamanda şu olur diyor. Yok, bunu sen tayin ediyorsun. Sen tayin ediyorsun, oluyor da olur olmazlığı Cenab-ı Hak tayin edince olmuyor mu yani? Dediğiniz zaman zaten bütün o cerbezeler, muğalatalar sönüyor. O akıl oyunlarının düzeni bozuluyor yani. Adam diyor mesela, ya diyor bu zamanda nasıl diyelim, faiz haram olur mu diyor mesela. Ya niye olmasın? Ama diyor işte bütün ekonomiler bugün faiz üzerine dönüyor. Faiz olmazsa banka kuramazsınız, faiz olmazsa şu bu. Ya düşünün, ilk banka ne zaman kurulmuş? Atıyorum 200 yıl önce. Ya bu 200 yıl önce, binlerce, on binlerce yıl boyunca insanlığın ömrü ne kadarsa, ya insanlar aç mı kalmış? Nesilleri mi tükenmiş? Ne olmuş yani insanlara ki bu faiz böyle sonradan ortaya çıkıp da hepimizin elini belini bükmüş yani? Biraz böyle zaruret ilişkisine çektiğiniz zaman
Ya o kadar da zaruri bir şey değil. Bunsuz da bir düzen kurulabilir ki kurulacaktır da inşallah ahir zamanda. O İslam'ın ikbal zamanları geldiğinde göreceğiz yani. Bak ne kadar güzel de oluyormuş diyeceğiz o zamanlar. Ama bugün işte ya işte biraz tembelliğimizden, işin zahmetli kısmından, biraz da faizden kaçmak mağduriyet oluşturduğundan diyelim. Güya tırnak içinde söylüyorum bunu. O tarafı ya bir zamanda da faiz haram olur mu falan diyoruz. Ama niye ya biz demiyoruz da onlar diyor yani. Ama bedelini göze aldığınız zaman yok. Mümkünlük açısından olur diyorsunuz yani. Evet, faizsiz de bir hayat yaşanabilir. Neden olmasın? İlâ ahir. Buraya nereden geldik? Herhalde güzel bir yerden gelmişizdir. Metne dönelim artık. Evet, şu son sayfadayız. Hem hiç mümkün olur mu ki? Güzel masnuat ile pardon. Hem hiç mümkün olur mu ki? Bu güzel masnuat ile kendini zişura tanıttıran ve kıymetli nimetler ile kendini sevdiren Sani-i Zülcelal, onun mukabilinde zişurdan marziyatı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin. Bunu geçenki derste biraz konuştuk ama az konuştuk. Biraz daha açalım. Bakın yine ayetteki formülün yerine başka isimler geldi. Bir, Vedud ismi geldi. İki, El-Hadi ismi geldi. Yani nasıl oldu? Şimdi ben kendim bir deneyeyim mesela mealde koymayı. Nasıl olacak? Bunlar hakikatler bahsinde daha çok olacak da burada da böyle kafamız alışsın istiyorum biraz. Şimdi bak Allah'ın, burada rahmet eserlerine diyordu değil mi? Şimdi bak Allah'ın, ne diyelim? Vedudiyet eserlerine. Allah'ın kendisini sevdirmesini ne anlatır? El-Vedud ismi. Zaten kainatı o sevgiden dolayı halk etmiştir. Ve kendisini de sevdirir Cenab-ı Hak. Ve sevilmeye zaten layık olandır. Yegane sevilecek odur. Bu dünya aşkları, sevgileri aslında Cenab-ı Hakk'ı sevmemiz için verilen aynalara aşık olmamızdır. Adam güzel bir kızı görüyor, aşık oluyor. Ya aslında sen Allah'ın yarattığı sanata aşık oluyorsun. Onu o kız mı yarattı? Kendi yüzünü o kız mı yarattı? Veya işte kendi görünüşünü o mu yarattı? Saçını o mu yarattı? Başını o mu yarattı vesaire? Hayır, hiçbirini o yaratmadı yani. O ona takıldı. O onun suretinde sana gösterildi. Sana aslında Demet'e aşık oldun. Sana gönderilen çiçek Demet'ine aşık oldun. Ha, bunun kainatta bir hikmeti var esbab dairesinde. Yani Cenab-ı Hak bunlarla bizi çalıştırıyor. Arıya çiçekleri gezmesini sevdirmiş. Çiçeklere aşık etmiş. Çünkü bir hikmeti var. O tozlanmayı sağlayacak falan filan. Arada da kendi rızkını alacak. Balını yapacak vesaire. Bu böylesi bağlar her yerde var. Ama daire-i itikada geçtiğimizde, daire-i esbaptan daire-i itikada çıktığımızda bunlar sadece buketlerdir. Hediye sandıklarıdır. Aynalardır. Aynanın sahibine yönelmek lazım. Orada yansıyana yönelmek lazım. Burada hani bir güneş örneği geçti. Parıldayan her şeyin içinde bir güneş var ama o güneş kendilerinin değil, gökteki güneşin. Aynanın içindeki güneşe aşık olup yukarıdaki parıltıyı unutmamak lazım. İslam neden şirke bu kadar düşman? Çünkü şirk zaten işte o aynaya meftun olma. Yani meftuniyet de şiddetlisi yani böyle. Bazen Allah korusun yani öyle şarkılar var bizim işte popçuların falan da söyledikleri. Benim sevdam sana ibadet falan gibi böyle bir şeyler var. Allah korusun yani. Mesela adam artık o ifrattan tapmak noktasına gidiyor ki bütün şirklerde bu vardır. İşte o aynayı, sana verilen aynayı güneşin aleyhine kullanmaktır. Yani aynayı güneşi inkar etmek için kullanmaktır. Yahu o ayna sana güneşi hatırla diye verildi. Güneşe çıkarım yap diye verildi. Güneşi bil diye verildi. Sen aldın aynayı güneşe nankörlük etmek için kullanıyorsun. Sana cehennem hak olmaz mı yani şimdi? Yani bu nankörlüğünün cezası cehennem olsa hak etmez misin sen bunu? Kendin düşün. Yani Allah sana nelerin üzerinden neler bahşediyor. Ama sen o her bahşedişini bir ihanet için kullanıyorsun.
Ona nankörlük etmek için kullanıyorsun, inkar etmek için kullanıyorsun aslını, elini. Yani eline vurmak için, yani rahmet ve kudret elini diyelim, vurmak için kullanıyorsun ona. Şimdi Cenab-ı Hak sana azap verse, ki zaten o gayrimeşru sevmelerin içi hep azaptır. Günahlı sevmelerin içi hep azaptır. İyi bir yere de götürmez insanları asla. İlerlerine baktığınız zaman hep karanlık görürsünüz. Ama işte bu dünyadakinden ayrı bir de cehennem azabı verse, bunda adaletsizlik var mı? Yani sen o kadar nankörlük etmişsin diye düşünmek lazım. Cenab-ı Hak bize bu hakikatlerle ömrümüzü geçirmeyi nasip eylesin, düşünmeyi nasip eylesin, bunları yaşamayı da nasip eylesin, düşünmekten, konuşmaktan ziyade. Evet. Evet, Cenab-ı Hak kainatı böyle kendisine işaret eden nimetlerle, nakışlarla bezemiş, doldurmuş. Belki zaten nimetin kendisi de bizim farklı farklı tonlarda, renklerde, hislerde tattığımız bu şeyler de hep Allah'a delaletler. Yani bizi mutlu eden, biz sanıyoruz ki bizi mutlu eden pastanın lezzeti. Biz sanıyoruz ki bizi mutlu eden manzaranın güzelliği. Biz sanıyoruz ki bizi mutlu eden raihanın hoşluğu. İde ağacının altında o güzel koku. Ceviz ağacının altındaki o huzur. Temiz hava. Vesaire vesaire. Açık hava. Şunlar bunlar. Biz hep bunları bunlar olarak görüyoruz ama belki de bunların en arkasında biraz böyle gittiğimizde göreceğimiz şey aslında bunlarda sevdiğimiz Cenab-ı Hakk'a olan delaletleri. Bir kitapta okumuştum, şöyle güzel bir cümle vardı. Güzellik insana sonsuzluğu hatırlatandır diyordu. Ya da ölüm unutturandır. Ya da ikisi beraberdi, tam hatırlayamadım. Ben şöyle bir cümle kurayım kendimce. Güzellik insana ölümü unutturup sonsuzluğu hatırlatandır diye bir şey söylüyordu. Ya düşündüm, hak verdim. Hakikaten insan neyi güzel bulsa bir anlamda onda o an faniliği unutuyor. Niye unutuyor? Çünkü o zaten fani olmayan birisinden geliyor. Onun yaratışı, ona işaret etmek için. O işaretlikten dolayı bir an unutuyorsun. Çünkü onu görmen lazım ama insanoğlu ne yapıyor? Bizzat o nesnede unutuyor. Bizzat o nesneyi yaşarken, tadarken, soluklarken onda unutuyor faniliği. İşte bu sefer de aracı amaç yerine koymuş oluyor. Onda gark olup boğuluyor. Böyle düşünürsek El-Vedud isminin tecellilerini her yanımızda görürüz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin kuddise sürruh, Allah sırrını kutsasın. Mesela onun hakim ismi El-Vedud'dur derler. O yüzden dünyayı hep sevgiden ibaret görmüştür. Ayrılıktan çok şikayet etmiştir. Onun metinlerinde böyle bahisler çoktur. Fihi Mafih'te, Mesnevisinde vesaire. Üstad Hazretlerinin El-Hakim ismi, Er-Rahman ismi. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin El-Kayyum ismi diyorlar. Vesaire vesaire. Her alimin veya mürşidin, kamil mürşidin böyle hakim olan isimleri var. Bizim de kendimize göre kainattan yapabildiğimiz bir okuma şekli var. Pekala, Cenab-ı Hak böyle nimetlerle doldurmuş. Belli ki sevilmek istiyor. Yani bilinsin istiyor ya sevgisi. Ve bu bilinmeden dolayı kendisine bir muhabbet gösterilsin istiyor. İşte o muhabbet nasıl gösterilecek? Şimdi bak, soru. Sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılayan birisi var diyelim. Bir zengin. Karşılıyor. Ya düşünürsünüz ya, bu adama nasıl etsem de, hani kim bu adam, bir bilsem de bu adama bir teşekkür etsem nasıl edilir, neyden hoşlanır. Onu ya o sevdiği şeyden yapsam ya da evime davet etsem, bir yemek yedirsem ne yer acaba, nelerden hoşlanır, onu yapsam, pişirsem dersiniz değil mi? Bunu nasıl bileceksiniz peki? Hiç tanışıklığınız yok. Ondan haber gelen yok. Sizden oraya tarassut mümkün değil. İşte bakın, nübüvvetin fonksiyonu burada parlıyor. Güzel masnuat ile kendini zişura tanıttıran ve kıymetli nimetler ile kendini sevdiren Sani Zülcelal, yani celal sahibi, sanatla yaratan Allah,
Onun mukabilinde zişurdan marziyatı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin. Yani onu nasıl sevindireceğiz? Cenab-ı Hakk'ı bunlar tabi şey ifadeler ama hani insani ifadeler ama meseleyi böyle birazcık fehmimize yaklaştırdığı için kullanmak istiyorum Cenab-ı Hakk'ın affına sığınarak. Yani o neyden razı olur? Marziyat diyor ya, neyden razı olur? Ne ister? Ne yapılsa ona hoşnutluğu olur? Ya bunu öğrenmemiz lazım. Ya ne arzuluyor bizden bir de? Hani bu yardımları yapıyor ama bizden bir şey istiyor mu? Onun görevimiz ne mesela bu ikramlara, yardımlara bedel, bizim yapmamız gereken ne? Bunları öğrenmek istiyoruz. İşte onu söylüyor. Onun mukabilinde zişurda marziyatı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin. Yani nübüvvet bunun için de lazım. O El-Vedud isminin gerekliliği. El-Vedud, El-Hadi isminin bize şeyini açıklıyor. Bir anlamda arka planını açıklıyor. Cenab-ı Hak kendini sevdirmiş. Elbette bu sevdirmeye karşılık bir şeyler murad ediyor. Razı olacaklarının yapılmasını istiyor. Elbette bu bunun gerekliliği. O da El-Hadi isminin tecelli etmesini istiyor. Çünkü bildirmesi lazım. O bildirmezse biz nereden bileceğiz? İşte melek kardeşlerin söylediği, bizim hep derslerimizin sonunda söylediğimiz Estağfirullah, Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Yani Cenab-ı Hak alim ve hakim olan. O bildirmezse biz nereden bilebiliriz? Melekler de bunu bize ders olarak hem itiraf ediyorlar Cenab-ı Hakk'a hem de bize ders veriyorlar. Onun bildirdiğinden başka bildiğimiz yok diyorlar. Evet, o yüzden vahiy ve nübüvvet gereklidir. Biz ancak o elçilerle bunları öğrenebiliriz. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın hangi ibadeti istediğini, kaç vakit istediğini, ne zamanlarda, ne şartlarda istediğini bunu akılla nasıl çözeceğiz? Çözülebilirliği var mı? Namaz kaç vakit olacak mesela? Bunu önüne alıp böyle matematik kitabını, hayat bilgisi kitabını, fen kitabını, o zaman 5 vakit çıkıyor sonuç. Böyle bir formülü var mı bunun yani? Yok. Elbette vahiy ve nübüvvet gerekli. Hem hiç mümkün olur mu ki nevi insanı şuurca kesrete müptela, istidatça ubudiyeti külliyeye müheyya suretinde yaratıp muallim bir rehber vasıtasıyla onları kesretten vahdete yüzlerini çevirmek istemesin. Bir daha okuyorum. Hem hiç mümkün olur mu ki, affedersiniz bir de çay içeyim. Hem hiç mümkün olur mu ki nevi insanı şuurca kesrete müptela, yani bilinç olarak, farkındalık olarak insan çokluğa müpteladır. Nasıl diyelim? Tek şeyle yetinmez insanoğlu. İster istemez yapısı daha çok şeyi kuşanmak, öğrenmek, elde etmek, hafızada tutmak, hayata geçirmek, ondan menfaatini almak, zararından korunmak gibi gibi hani sürekli genişlemeye dönük bir tarafı vardır insanın. Şuurca kesrete müpteladır. Bir konuda kalamaz. Bir şeyi sürekli yaparsa sıkılır. Başka bir şeye geçer. İşte mesela hoca efendilerimiz namazlarda kıraatı biraz uzattın mı bizim kafamız 40 tane yer dolaşmaya başlıyor böyle. Duramıyoruz. Çünkü kafamız öyle değil. Allah dostlarınınki ayrı tabii onlar. Konsantrasyon 10 numara. Onlarınkinde onlar ayrı. Ama biz böyle elimizi kulağımıza attığımız zaman dünya önümüze geliyor böyle alıp koymuşuz gibi. Hepsi aklımızda geziyor. Kitap okuyoruz. Şöyle biraz zaman geçti mi sıkılmaya başladıysak araya hayaller girmeye başlıyor. Bazen bir dalıyorum 10 dakika geçmiş mesela bir şeyler düşünmüşüm aynı satırda kalmışım böyle. Diyorum ya Allah demek sıkıldım artık şunu bırakayım elimden gibi gibi. İnsanın şuuru kesrete müpteladır. Müptela ne demek? İptila, tiryakilik. Bağımlılık, kaçınamamazlık yani ondan. Bu şekilde kesrete bir bağlanma şeyi var bizde, arızası. Bir de yetinemiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 gittiği yere kadar gitmek gibi bir iptilamız var. Tiryakiliğimiz var, bağımlılığımız var. İstidatça da yani kabiliyet diyelim ona biz ruh, Cenab-ı Hakk'ın ruha koyduğu özellik istidattır.
onun açılmasına da kabiliyet denir. Kenan abi böyle tarif ediyordu. Sözlükte de vardır o tarif. İstidatça ubudiyeti külliyeye müheyya. Ha bak, kesrete müptelalığımızın aslında bir hikmeti de varmış. İnsanın istidatları, yani o kabiliyetler şeyi, haritası, külli ubudiyete müheyya, yatkın, hazır. Ubudiyet külliye ne demek? Yani biz ibadet ettiğimiz zaman sadece kendimizin ibadeti değil demek ki bizim ibadetimiz. Daha kapsamlı ibadetlerde bulunabiliyoruz. Daha büyük şeyler adına, daha çok türler adına, fertliğimizden daha yüksek kitleler, kalabalıklar adına ibadette bulunabiliyoruz. Yani bizim ibadetimiz daha külli, daha kapsamlı, daha çok anlam ifade ediyor mu diyelim. Böyle bir ibadet-i külliyeye müheyya suretinde yaratılmışız. Kesrete müptelalığımız da bak onunla ilgili gelecek. Muallim bir rehber vasıtasıyla onları kesretten vahdete yüzlerini çevirmek istemesin. Bir daha okuyayım cümleyi. Hem hiç mümkün olur mu ki? Nevi insanı şuurca kesrete müptela, istidatça ubudiyeti külliye ve külliyeye müheyya. Tövbe estağfurullah. Nevi insanı şuurca kesrete müptela, istidatça ubudiyeti külliyeye müheyya suretinde yaratıp, muallim bir rehber vasıtasıyla onları kesretten vahdete yüzlerini çevirmek istemesin. La teşbih ve la temsil. Yani araba diye bir şey yaratmış, yani yapmışsınız diyelim. Cenab-ı Hak yaratıyor onu tabii yine. Yani insan kendi yaptı sanıyor ama onlar da Cenab-ı Hakk'ın yaratışı. Biz sadece istiyoruz. O süreçte olanların çoğu bizden bağımsız. Her neyse oraya girmeden. Bir araba yapmışsınız diyelim. Arabada öyle kabiliyetler var ki. Sağa çeksen sağa gider, sola çeksen sola gider. Yani tekerlekler 360 derece dönüyor diyelim. Öyle bir sistem var altında. Uzay aracı gibi. Hızı şu kadar. Bilmem işte yakıtı şu kadar gidiyor falan filan. Şimdi bu arabanın her yere gidesi var. Bu araba her yere gidecek şekilde yaratılmış, yapılmış. Bu araba bütün dağları gezecek gibi. Ama şimdi bu arabayı bu şekilde yapıp bırakmak, direksiyonsuz veya kaptansız bırakmak o arabaya zulümdür. O araba nereye gidecek peki? Yani şimdi onun bir de yönlendirilmesi lazım. Yani yapacağı işi bilmesi lazım. Yoksa geçsin dursun dağları o araba. Bir şey var mı bunun bir hikmeti? Veya işte koyun sürüsü. Koyun sürüsü bazen oluyor. Koyunlar uçurumdan aşağı atlıyor. Birisi atladı mı hepsi peşinden atlıyor falan mesela. Ki koyun da yine kendi yön bilincine sahip bir hayvan. Başına bir çoban olması o koyunların biraz dağa götürülmesi falan abese gitmez mi? Şimdi bunlar her tarafa dağılmaya yatkın hayvanlar. O oraya gidiyor, o oraya gidiyor, o oraya gidiyor. Ve de yağmur mağmur da çıktı mı falan hepten yoldan çıkarlar falan. Şaşırırlar kendilerini. Şimdi böyle bir hayvan. Bunlara bir çoban vermezsen, bunları o bir yöne götürmezse bunlar amaçsızlaşmaz mı? Yine başka bir örnek. Bir fabrika kurdun. Fabrikaya türlü ustalar topladın. Lastik ustası getirdin. Bilmem ne ustası getirdi, bilmem ne ustası. Şimdi bunları o üretim bandında veya neyse orada doğru yerlere koyup yerleştirmezsen, onları böyle tekrar yetenekleri içinde tevhid etmezsen veya şöyle söyleyelim, işçileri aldın, o işçiler çok işleri yapabilir. Bir işçi odun da taşıyabilir, odun da kırabilir, makineyi de taşıyabilir, makineyi açıp kapatabilir, makineyi silebilir. Şimdi sen onları aldın hepsini. Bunlar bir sürü iş yapabilirler. Hangisi hangi işi yapacak? Orası karışmaz mı o zaman? Ne gerekir? Bunlara bir şef tayin edersin. O görev tayini yapar. Şu şunu yapacak, bu bunu yapacak. Yani yüzlerini kesretten vahdete çevirir. O yapabilecekleri bilgisinin içinden asıl yapacakları vazifeye yönlendirir onları. Siz bunun içinsiniz diyerek. O dağınıklığı toplar. Bu gerekmez mi? Hikmetli değil mi bu? İşte aynısını burada Üstad Hazretleri peygamberlik ekseninde anlamamızı söylüyor. Hem hiç mümkün olur mu ki nevi insanı şuurca kesrete müptela. Çok şeyleri bilebilir yaratmış insanı Cenab-ı Hak.
İstidadı külliye müheyya. Kapsamlı bir ibadet yapabilir bu yetenekleriyle. Yaratıp muallim bir rehber vasıtasıyla onları kesretten vahdetin yüzlerini çevirmek istemesin. İnsan her şeye düşkünleşebilir. Potansiyel olarak bu mümkün. Eğer şeriat bizi ana meselelerde toplamazsa insanoğlu dağılıp gider ki felsefe bunun bir örneğidir yani. 40 tane, 40 bile az, 100 tane, 1000 tane ekol var belki. Ekollerin içinde de bireyler kadar farklı farklı ekoller oluşmuş. Yani o dinin toplayıcılığı olmazsa, vahyin, nübüvvetin toplayıcılığı olmazsa insan sayısı kadar din olur. Bugün biz Kur'an Müslümanlarıyla falan tartışırken de aynı mevzuya dikkat çekiyoruz. Yani sünnet-i seniye gelip, var olup, ayetlerin nasıl anlanacağını, anlamlandırılacağını tayin etmezse, bize ehli sünnet çizgisi bir kalıp göstermezse, o zaman her ayet çok manaya gelebilir. İnsan sayısınca manalar çıkarılabilir. O zaman ne olur? İnsan sayısınca din olur. İşte namaz, salah kelimesi olarak geçiyor. O salahın lügavi manalarından neler çıkaranlar var? Ya dua etsen yeter, işte şunu yapsan yeter, secde etsen yeter, bilmem ne falan filan, dik dursan yeter, kıyam etsen yeter. Yani bir normal namaza varmıyorlar, onun dışında her şeye gidiyorlar yani. E o zaman ne oldu? Güya mezheplere falan kızıyorsunuz ya siz, işte mezheplerin arasında ihtilaf var falan diye. Eğer Kur'an Müslümanlarının o Kur'an'dan başka hiçbir şeyi saymama şeyi esas olsa, ümmet-i İslamiye içinde mümin sayısınca din olur. Çünkü her bir uçup gidiyor. Hatta belki öyleleri var ki yani mesela Allah'tan başka ilah var mı yok mu bunu bile böyle o kadar tevhid vurgularına rağmen. Kafirler cehenneme gidecek mi falan acaba? O kadar açık beyan olmasına rağmen. Buralara gidebiliyorlar. Demek ki sünnet bak nasıl ki nübüvvet orada lazım. Bak sünnet de yine o dağınıklığı toplamada yine lazım. Biz çok şeyler bir metinden anlayabiliyoruz. Ama hangisi doğru anlaşılıyor? Bir cümle söyleniyor. Şöyle mi anlasak, böyle mi anlasak? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tefsir olmazsa, onun vahyi gayri metluvuyla izahı olmazsa, uygulaması olmazsa, pratikte somutluğu olmazsa, hadi bakalım. Yani bizim mezhep imamlar arasında %94 hak mezhepler içinde belki 190 küsür de ortaklık var. %7 diyelim 8 füruatlarda başkalık var. O da yine hepsi delilli, usullü yani. Hepsinin şeyi var, mehazı var. Ama abi sizde, ya daha sizde kim gidecek cennete, kim gidecek cehenneme o karışık. Namaz nasıl kılınacak, kılınacak mı, kılınmayacak mı falan bunlar şey. Yani siz kimsiniz şimdi mezheplere laf atıyorsunuz? Siz önce kendinize bir bakın ya. Gittiğiniz yere bir bakın yani. Hevanızın sizi götürdüğü yere bakın. Neyse bu da hariçten bir mesele olarak girdi. Süremizi aldı. Hülasa insan böyle dağılabilir bir sürü şeklinde yaratılsın da her tarafa koşabilir gidebilir şekilde başına bir çoban tayin edilmesin. Toplanmasın. O zaman hikmetsiz olur bu iş. Abes olur bu iş. İnsan kendi kendine o şeyi yakalayamaz. Dirliği, birliği yakalayamaz. Başına birisi lazım olur onun. O amaçlar, gaybi amaçlar açısından bu da peygamber ifade eder. Nasıl ki seküler amaçlar için patron lazım, şef lazım, devlet başkanı lazım, ne diyelim müdür lazım, şu lazım, bu lazım. Seküler amaçlarda, seküler idarelerde bile bu gerekiyor. Bir de bu işin gaybi tarafı ki o gaybın bilgisini biz kainattan çıkarmamız bile mümkün değil. Yani şöyle her detayını diyelim ya da ana başlıkları belki bulabiliriz ama kainat tefekkürüyle incesini ancak Allah'ın lütfu keremi bildirmesiyle bilebileceğimiz o marziyat ancak nübüvvetle bizi kesretten vahdete çevirir. O çok yüzlülüğün, çok yönlülüğün tehlikelerinden bizi nübüvvet korur. Bak bu cümle güzel oldu. Çok yönlülüğümüzün, çok yüzlülüğümüzün, çok düşünürlülüğümüzün gibi gibi çoğaltın siz. Bunların tehlikelerinden bizi nübüvvetin toplayıcılığı korur. Nübüvvet, var olduğu, üzerine inşa edildiği, varoluşu olan
insan şablonuyla, en güzel örneklikle, Kur'an'ın haber verdiği şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en güzel bir örnektir. Azim ahlak üzerindedir. Hulukul azim diyor ya, o bizi toplar, bir hedef verir, oraya gideriz, yönleniriz. Çobanın kavalı gibi, işte başka bir canlının zili gibi veya şu gibi bu gibi, hani uyaran, dikkati çeken, yönlendiren neyse o gibi bizi o dağınıklığımız içinde şu bu bu mu o mu şu mu falan filan dediğimiz o şeylerde bizi toplar, ha buydu tamam hatırladım hadi buraya diye tekrar toplar bizi. Nasıl olmasın diyor Cenab-ı Hak, böyle yaratmış da insanı dağılıp gitmesine izin verir mi? Hayır. Onun bir hikmetle yaratmış ama o hikmeti de toplayıcılığıyla nübüvvetin tedavi etmiş, hat koymuş, istikamete çekmiş. Bu yönümüzün istikameti de nübüvvetle olmuş yani. İlâ ahir. Daha bunlar gibi çok vezaifi nübüvvet var ki her biri bir ruhanı kat'idir ki uluhiyet risaletsiz olamaz. Evet, biz de buraya kadar konuştuğumuz bahislerden bunu anladık ki nübüvvetin vazifelerinin her birisi bir kat'i delil, bürhan-ı kat'i olarak uluhiyetin risaletsiz olamayacağını, insana bırakılmış o alanda iradesine, cüz'i iradesine, seçme yetisine bırakılmış o alanda böyle bir bildirişin olmasını gerekli kılıyor. Uluhiyetin saltanatı bununla tamam oluyor. Eğer Cenab-ı Hak bize kendisini bildirmeseydi, biz de onu bilmekle sorumlu olmazdık. Yani, gerçi maturidilikte şey deniyor, yani özetle de olsa varlığını ve birliğini bilmesi lazım diyor insanın aklıyla. Ama eşarilerde böyle denmiyor, öyle biliyorum ben. O bile hani çok kişi başaramazdı gibi geliyor bana. Ancak Allah'ın yine salih kulları, fıtratı daha yatkın olanlar mı diyelim, Allah'ın ikramına mazhar olanlar mı diyelim, onlar belki çıkarırlardı bu bilgileri. Ama onun altındaki bilgiler, ne helal ne haram, neyi seviyor neyi sevmiyor, ne takva olacak ne ameli salih olacak, bunların tayinini kim yapacaktı? İşte o zaman çok acabaya düşecektik. Cenab-ı Hakk'ın saltanatı bunu iktiza ediyor. O boşluğu da kapatmış oluyor nübüvvetle. Evet, şimdi acaba alemde Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'dan beyan olunan efsaf, vasıflar ve vazaife daha ehil ve daha cami, daha kapsamlı kim zuhur etmiş? Ve rütbe-i risalete ve vazife-i tebliğe ondan daha elyak, layık yani daha elyak demek, daha layık demek, daha evfak, daha uygun hiç zaman göstermiş midir? Hayır, asla ve kat'a. Belki o bütün Resullerin seyyididir. Bütün enbiyanın imamıdır, bütün asfiyanın serveridir, bütün mukarrebinin akrebidir, bütün mahlukatın ekmelidir, bütün mürşitlerin sultanıdır. Evet, ehli tahkikatın ittifakıyla şakkı kamer ve parmaklarından su akması gibi bine bali mucizatından, yani bini aşan mucizatından, had ve hesaba gelmez delail-i nübüvvetinden başka, bine varan mı yoksa ya? Bine ulaşan demekmiş, pardon. Bine bali mucizat, bine ulaşan mucizat demekmiş. Had ve hesaba gelmez delail-i nübüvvetinden başka kim Kur'an-ı Azimüşşan, büyük şan sahibi Kur'an gibi bir bahri hakaik, hakaik denizi, hakikat denizi ve 40 veç ile mucize olan mucize-i kübra, güneş gibi risaletini göstermeye kafidir. Başka risalelerde ve bilhassa 25. sözde Kur'an'ın 40'a karib, 40'a yakın vücuh-u icazından, mucizevi yönlerinden bahsettiğimizden burada kısa kesiyoruz deniliyor. Evet, 5 dakikamız daha var. Şu son kısmı bir toparlayalım. Burada gerçi Muhammed-i Arabi kısmında özellikle durmak lazım idi vaktimiz olsaydı. Üstad Hazretleri bu Muhammed-i Arabi'yi aleyhissalatü vesselam boşuna kullanmıyor. Çünkü o dönemde biliyorsunuz devrin idaresi, yani Cumhuriyet'in ilk zamanları, hatta bugün bile yani bugüne kadar uzanan bir çizgidir o. Bizi ırkçılık üzerinden, milliyetçilik üzerinden şeye düşman etmeye çalışmışlar, Araplara. Onlar Arap, siz Türksünüz. Onlar Kürt, siz Türksünüz.
siz Türk Kürtsünüz, onlar Türk, onlar Arap falan filan, böyle bütün kavimlere bir strateji olarak, sömürgecilerin stratejisi bu. Çünkü Müslümanlar ittihad ederse onlara dişleri geçmez. Ama parçalarlarsa böl yönet, böl yut. İnsan bile bir ekmeği yerken bölüp bölüp yutuyor değil mi? Onlar da Müslümanları birbirine düşürmek için aramıza böyle bir tefrika atmışlar. Sen Türksün, o Arap. Sen işte Kürtsün, o Türk falan, böyle şeylerle bizi bayağı bir ufaltmışlar. Üstad Hazretleri de Allahu alem bu Arabi ifadesini bir kasıtla, kastı mahsusla kullanıyor. Yani bu dersi dinleyenler genelde Türkler ve Kürtler, üstadın en çok talebesi Türklerden ve Kürtlerdendir yani. Onlara şeyi hatırlatıyor bak. Peygamberiniz aleyhissalatü vesselam da bir Arap'tı. Bu tahattür kıymetli, insan bunu hatırladığı zaman öyle düşmanlık edemez. Bugün de mesela işte Suriyeli kardeşlerimiz, Allah işte düşürmesin yani, vatansız bırakmasın kimseyi. Onlara da inşallah istikballerini tekrar vatanlarında hediye eylesin. Güzel bir gelecek orada kendi vatanlarında tekrar bahşeylesin. Onları sulhe, mutluluğa, vatanlarına kavuştursun. Zor bir şeydir yani gurbette yaşamak. Onlar için de zor. Şimdi bir sürü insan ya işte o Araplar öyle, Araplar şöyle, Araplar böyle, Araplar şöyle. Ya arkadaş, senin peygamberin de Arap'tı ya. Sen hidayet onun eliyle aldın, onun eliyle. Hiç mi borç hissetmiyorsun? Ki bu mana şeylerde var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde Araplara karşı işte şey olmaması, kötü duyguların beslenmemesi, çünkü kendisinin de Arap olduğunun hatırlanması, hatta böyle bir şey hissedilirse kendisinin de soyunun hatırlanması Efendimizin nasihatidir. Bununla ilgili bir hadisi ben Esat Coşan Hoca Efendi'nin vaazından dinlemiştim. Hatta yazı konusu da yapmıştım. Şimdi bakamıyorum, oradan okurdum size ama. Yani bu manayı işaret eder hadisler de var. Efendimizin Arap olduğunu hatırlamamız lazım. Bu husumet aşısına karşı. Bizim Araplarla bir derdimiz yok. Onlar bizim kardeşimiz, hidayette öncümüz. Önce onlar İslam'a kavuşmuşlar, Cenab-ı Hak onlara nasip etmiş. Sonra da onların elinden bize nasip etmiş. Sonra saltanatı onlardan almış, bize vermiş. Gelecekte de yine ikimizin omuzlarıyla bu şeriat yükselecek yani. Ayrı ayrı, Türkler de ayrı, Araplar da ayrı değil. İttihad edersek o iki kalabalık kavim, Türkler ve Kürtler, Kürtler de tabii ki de, onlar da bu şeyin parçası. Ben de bir Kürt olarak yani bunu söyleyeyim. Yani Türkler, Araplar, onlar kesretli ve kalabalık oldukları için ve geniş bir coğrafyaya yayıldıkları için onların ittihadıyla Müslümanlar tekrar ayağa kalkar. Elbette bunun altında da yine onlara göre daha az olsalar da hamiyetli Kürtlerin veya diğer orduların, şunların bunların da hakkı var. Onların da İslam'a büyük hizmetleri olmuş. Allah hepsinden razı olsun. Bütün İslam adına bir tuğla koymuş olandan bile, milleti, kavmi ne olursa olsun, Allah ondan razı olsun yani. Bu şeyde olmalıyız. İdare onda olmuş, güç bunda olmuş. O bizim işimiz değil. İslam ikbalini kazanıyor mu arkadaş? İslam ikbaline yürüyor mu arkadaş? Bize o lazım. O yürütmüş, bu yürütmüş. Ahmet olmamış, Mehmet olmuş. Bu bizim işimiz değil. O Cenab-ı Hakk'ın tayini. Hangisini seçerse ona verir bu vazifeyi. Bizim görevimiz o kişi görevini yaparken ona yardımcı olmak. Kendimizi bu tarafta yazdırmak. Amel defterimize bu taraftayken kayıtlı olmak. Cenab-ı Hak o yol üzere yaşamayı nasip eylesin. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Arabiyetini hatırlamak. Burada Üstad Hazretleri'nin daha önce de gelmişti o küçük sözlerden birisinde. Üstad çok kullanır bu ifadeyi. Kastı mahsus olduğunu düşünüyorum ben. Devamında da Üstad diyor ki yani açın bir bakın arkadaş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakın. İslam'ın tarihine bakın, başardıklarına bakın, getirdiklerine bakın, öğrettiklerine bakın, arkasındaki ilme bakın, elindeki icrada bakın. Bakın, 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 istediğiniz şeye bakın. Yani düşmanının bile tasdik ettiği bir kemal var burada. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir din getirmiş, yani öz amcası bile düşmanıyken tebliğe başlamış. Bugün bakıyorsunuz 2 milyardan fazla, ta Çin'den, bak Doğu Türkistan'dan, Allah onları da zulümden kurtarsın, ta git Latin Amerika'da bile
Müslümanlar var ve hala yayılıyor. Hala Müslümanlar çoğalıyor. Yani hakla, hakikatle, İslam'la müşerref olanların sayısı artıyor giderek. Bu kadar kötü tebliğe, karalamaya, anti-İslam, İslamofobik çalışmalara rağmen Müslümanlar hala sahada iş yapıyorlar. Ve bugün mesela Samuel Huntington gibi böyle şeyler diyor ki, ne diyelim, teorisyenler, hani Batı medeniyetinin alternatifi yine İslam'da. Onu o adamlar bile takdir ediyor. Yani burada bir alternatif var diyorlar hala. Ve gün gelecek teşebbüs edecekler diyorlar şey yerine geçmeye. Kendileri de bunu itiraf ediyorlar. Mesela Bilgiler Kitabı diye bir kitap okudum. Orada söyleşisi vardı. Adam diyor orada, hani Müslümanlar diyor Batı medeniyetinin alternatifi olmayı hala düşünüyorlar diyor ve deneyecekler bunu. Başarırlar mı bilemem diyor. Ama deneyecekler diyor. Böyle bir şey... bu böyle bir muvaffakiyet, sahada böyle bir başarı, bu kadar kamil insan yetiştirmiş, bu kadar ilmi eser yazılmış, bu kadar güzel mimari yapılmış falan filan, bakıyorsunuz hep medeniyet, güzellik, güzellik. Yahu bunu getiren insan normal bir insan olabilir mi ya? İşte buradaki ifade, hayır, asla ve kat'a. Belki o bütün Resullerin seyyididir, bütün Enbiya'nın imamıdır, bütün Asfiya'nın serveridir, bütün Mukarrebi'nin akrebidir. Yani yakınların en yakınıdır. Hepsinden daha yakındır Allah'a. Bütün mahlukatın ekmelidir, en kemaldesidir. Bütün mürşitlerin sultanıdır. Evet, bu paragrafı bir daha okuyarak bahsi bitireyim. Çok açamadık ama artık bu öyle kaldı, bu kısım. Evet, ehli tahkikatın ittifakıyla şakk-ı kamer, ayın yarılması ve parmaklarından su akması gibi bine bali ulaşan mucizatından, had ve hasaba gelmez delail-i nübüvvetinden, peygamberliğinin delillerinden başka, Kur'an-ı Azimüşşan gibi bir bahri hakaik ve kırk veç ile mucize olan mucize-i kübra, güneş gibi risaletini göstermeye kafidir. Başka risalelerde ve bilhassa 25. sözde Kur'an'ın 40'a karip vücuh icazından bahsettiğimizden burada kısa kesiyoruz. Biz de kısa kesmeye mecbur olduk. Vaktimiz geçti. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah yarın 3. işareti konuşmaya başlarız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.